için bir mikrofon sıkıntısı yok. Estağfirullah billah ve ma kana li mu'minin ve la mu'minatin idha qada Allahu ve rasuluhu emran en yekuna lahumul khiyaratu min emrihim ve men ya'sillaha ve rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Gerçekten de insanı iliklerine kadar irkiltecek ve insanı zikre, tesbihata, düşünceye, tefekküre davet edecek bir ayet-i kerime. Ne diyor? Diyor ki Rabbimiz, Allah ve Peygamberi herhangi bir işte, ne olursa olsun, bu sizin ister hoşunuza gitsin, isterse hoşunuza gitmesin, ister sizin çıkarınıza ekmek sürsün diyelim, yani çıkarınız doğrultusunda olsun, isterseniz çıkarınıza ters düşsün diyor Allah ve Peygamberi. Herhangi bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadın, mümin bir kadın, mümin bir erkek, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ne demektir? Allah ve Resulü bir işe bu böyle olacak dediği zaman, bir emri verdiği zaman, senin o emirle ilgili ileri geri konuşma hakkın yoktur. Hem mümin erkeklere hem de mümin kadınlara buyuruyor. Kim diyor Allah'a ve Peygamber'e isyan ederse diyor, o emirleri dinlemez de, Allah'a ve Peygamber'e isyan ederse şüphesiz ki o apaçık bir sapıklık içerisindedir diyor. Fasık olmuştur diyor. Allah korusun. Diğer Haşr suresinde de yine Allah-u Teala orası da çok dikkat çekici. Orada da Allah-u Teala diyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Peygamber diyor size neyi getirdiyse, hani bazen peygamber diyorlar ya 1500 yıl önce getirdi Kur'an-ı Kerim'i, işini bitirdi, ondan sonra peygamberliği bitmiştir, bundan sonrası bize kalmıştır. Peygamberi inkar edip de Kur'an'ı öne sürenlere veya bu akım içerisinde olanlara veya az önceki okumuş olduğumuz ayete ve bu ayete muhalefet edenlere. Peygamber diyor size neyi getirdiyse diyor onu alın diyor. Ve size neyi yasakladıysa diyor ondan diyor sakının diyor. Ondan diyor sakının diyor. Şimdi ben düşünüyorum, kendi kendime şöyle bir tefekkür ettim. Üç tane konu ele alacağız. Biz bu ayete karşı Cenab-ı Allah, Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdi mi artık onu mümin bir kadın ve mümin bir erkek itiraz etme hakkı yoktur ve mutlaka yerine getirmesi lazımdır. Oturun, kimse hoş geldin demesin. Farkın bir oturun. Ondan sonra gittikten sonra şey yapayım. Ayet-i kerimeyi söylemiştik. Sizlere de bir söyleyelim. Rabbim ayet-i kerimede diyor ki Allah ve Resulü bir hüküm, bir konuda bir hüküm koyduğu zaman diyor, o hükümde hiçbir mümin erkeğin, hiçbir mümin kadının itiraz etme hakkı yoktur. Bu senin çıkarına ters düşer veya çıkarın doğrultusunda olur veya hoşuna gider veya hoşuna gitmez. Allah koymuşsa, Resulullah koymuşsa ona amenna ve settakna diyeceksin ve boyun eğeceksin. Ayet bu. Neye peki buna muhalefet olmak var mı? Elbette ki Allah-u Teala ne diyor? Ve akimus salate ve atuz zekate ve rek'u ma'ar raki'in. Namazınızı kılın. Namazınızı dosdoğru kılın. Zekatınızı dosdoğru verin. Ve rükû edenlerden olun diyor. Acaba Rabbimin emri günde beş vakit namazı huşuru bir şekilde, salih bir şekilde kılabiliyor muyuz? Kılabiliyor muyuz? Çünkü baktığın zaman Allah-u Teala diyor ya, o biraz daha sesini aç o zaman. O ekosu onun sesini yükseltiyor. Tamam. Tamam bırak o zaman. Çünkü o ekoyla uğraştığınız zaman ekosuz sesi şey yapıyor.
Kısa. Bir kuvvet yapıyor. Ve akimus salate ve atuz zekate ve rek'u ma'ar raki'in. Namazı dosdoğru kılın, zekatınızı verin, rükû edenlerden, secde edenlerden olun diyor. Eğer secde edenlerden, namaz kılanlardan olursanız, Allah'ın vermiş olduğu emre boyun eğmiş olursunuz, muhalefet etmemiş olursunuz. Diğer bir ayet-i kerimede, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Birincisi, namazımızı elhamdülillah hepimiz kılıyoruz değil mi? Günde beş vakit namaz bizim boynumuzun borcu. Eğer bir kişi günde beş vakit namazı kılamıyorsa bu ayete karşı muhalefet etmiş olur. Allah korusun. Gider. Çünkü Allah günde beş vakit namazı seni yaratmasının sebebi, dünyaya getirmesinin sebebi sana bir borç olarak. Ben namaz kılma, bu günde beş vakit namazı kılarak borcunu ödemiş olursun. Nafile namazları kılarak da Rabbimin rızasını kazanmış olursun. O sana bir borç. Bir fabrikaya girdiğiniz zaman nedir? Size ön şart ne koşuyorlar? Bu şartları kabul ederseniz sizi fabrikaya alırız diyorlar. Rabbim de bu dünyaya bizi gönderdiği zaman günde beş vakit namazı kılacaksın diyor. Bunda muhalefet olan yoktur. Günde beş vakit namazı elhamdülillah hepimiz güzel bir şekilde kılıyoruz. Cemaatle kıldığımız zaman da daha eftal 27 sevap alıyoruz. Cemaat, elbette ki camiye gideceğiz. Ama diyelim ki camiye gitmediğimiz zaman evimizde dahi hanımımızla beraber o sevaba nail olalım. Yalnız başımıza kılmayalım namazlarımızı. Hanımımıza diyelim, al bakalım abdest, namazı kılmadıysan geç bakalım arkama. Kendi kendimize müezzinliğimizi yapalım. Arkamızda bir cemaat, kendi kendimize imamlığımızı yapalım. Güzel bir şekilde cemaat sevabına nail olalım. Ha, camiye gidersek zaten nurun üstüne her attığımız adımı ve diğer bir adımımıza, bir adımımıza sevap, diğer bir adımımıza da günahlarımıza kefaret olacak. Bunda bir muhalefetlik yoktur. Bu ayete muhalefet değiliz. Elhamdülillah. Diğeri, onda da muhalefet değiliz. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysuru. Ey iman edenler, bakın kimseye, kafirlere ya eyyühellezine keferu demiyor. Ya eyyühellezine amenü. Ya eyyühennâsü de demiyor. Ey insanlar da demiyor. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler, Allah'ın yasaklamış olduğu içecekleri içmeyin diyor. Elhamdülillah. Kimse içmiyor burada. Şans oyunları oynamayın diyor. Spor loto, totodur, şans oyunlarıdır. Bunlar da, herhalde bunlar da yoktur yani. Kahvelere gidip de fayans dizmeyin diyor. Okey oynamayın diyor. Zar oynamayın. Zar atmayın diyor. Tabla oynamayın diyor. Bunlar diyor, şeytanın birer pisliğidir diyor. Sizi oyalar diyor. E adama soruyorsun, diyorsun ki ya niye gidiyorsun kahveyi de oynuyorsun? Hocam diyor, boş vakit işte diyor, boş vaktimi diyor, bu şekilde diyor harcıyorum diyor. Canım sıkılıyor, bilmem ne işim. Müminin boş vakti yoktur değerli kardeşlerim. Müminin beş vakti vardır. Beş vakit namazı vardır. O beş vakit namazı kıldığı zaman boş vakti olamaz. Öğlen namazını kıldığı zaman tefekkür edecek. Öğlen namazında ben nasıl kıldım? Tahrim ediyoruz değil mi? Allahu Ekber, iftitah tekbiri dediğimiz, elimizi kaldırdığımız zaman acaba dünyalıkları ben atabildim mi camiye girip de? Yoksa camiye girdiğimiz zaman polada gidip de işte tarlaları sürüp de hayvanları çıkarıp da samanları verip de şunları bunları yapıp da ondan sonra tekrar yine İstanbul'a döndüm mü? Bu şekilde olanlarımız da var çoğumuzda. Hepimiz, bazen biz de gidiyoruz. Önemli olan işte diyor, müminin diyor günde beş vakit vakti vardır, boş vakti yoktur diyor. O beş vakti güzel bir şekilde eda etmenin telaşı içerisinde ve tefekkür etmenin telaşı içerisinde olacaktır. Elhamdülillah. Eğer bunlarda şans oyunları gibi, ondan sonra okey gibi şunu bunu kahvelerde boş vakit harcamıyorsak, yine bu ayeti kerime bir kez daha hatırlayalım. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman o konudaki hükmüne mümin erkek ve mümin kadın hiç itiraz etmeden kabul edecektir. Bunları kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Bunlar boş işler mi? Boş işler. Peygamber yasaklıyor mu? Allah yasaklıyor mu? Allah ve Resulünün getirmiş olduğu her şeye amen ve sıddıkna demek. Diğer bir tanesi, diğer bir ayeti kerimede
Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavm min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhum. Ayet-i kerimede diyor ki ey iman edenler, yine bize, insanlara değil, müminlere. Eğer müminsek çok işimiz var. Eğer müminsek zaten Rabbim diyor ki siz diyor emirlerimi yerine getirdiğinizden dolayı belki bu dünyada, bu kısacık dünyada sıkıntı çekeceksiniz. Zorluk çekeceksiniz. Tarlaya ne ekersen onu biçeceğiz değil mi? Tuz ekersen sinek biçersin. Ama buğday ekersen, onun güzelce hizmetini de yaparsan o buğday alırsın sonucunda başaklar. Bir kilo ekersen 10 kilo alırsın. Bu dünyada ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen orada onu biçeceksin. Cennete girdiğin zaman cennete Rabbim diyecek ki ey kulum seni cennetime koyacağım da ne getirdin bana? Dünyadayken ne ektin diyecek. İşte ondan dolayı ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhum. Ey iman edenler hiçbir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. İnşallah etmiyoruz. Mezhebinden dolayı, ırkından dolayı, zenginliğinden dolayı, fakirliğinden dolayı, kör olduğundan dolayı, topal olduğundan dolayı kimse kimseyle alay etmesin. Ve birbirinize kötü lakaplar da takmayın diyor. Öyle lakaplar görüyoruz ki adamın adı küfürlü bir laf. Acayip derece. Söyleyen memnun oluyor. Onu duyan da memnun oluyor. Adını söyleyen kişi de memnun oluyor. Böyle bir şey yok. İslam'da bu yoktur. Derdi. Kör Ahmet, Topal Ahmet, işte Çolak bilmem ne. Bunlar yasak. İslam'da yasak. Belki hoşumuza gitmeyecek. Ya hocam işte biz bunları söylüyoruz da adam da kabul ediyor. Yok. O zaman muhalefet etmiş oluruz. Adı neyse odur. Vücudunun eksikliğinden dolayı o kimseyi diyor ayıplayan insan diyor bu ayete muhalefet etmiş olur diyor. Fasık olur diyor. Allah korusun. Diğeri bir ayet daha uzatmıyorum. Ya eyyühellezine amenü cüttenibu ketiran mine zan. İnne ba'da zanni ismü ve la tecessesü ve la yahteb ba'dukum ba'la. En yuhibbe ahadukum en ye'küle lehme ahihim meyten fekeritumuh. وَاتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَابُ. En can alıcı noktamız da bu saatimiz. En son ayet. Ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının diyor. Zannın bir çoğundan sakının diyor. Zira zannın bir kısmı günahtır diyor. Hüsnü zan etmek günah değildir. Senin hakkında güzel düşünmek günah değildir. Veya bir başkasının hakkında güzel bir şekilde bir şeyler düşünmek günah değildir. Ama başkalarına üzerine isnatı olmayan şeylerle zan yaparak başkalarına anlatmak çok büyük günahtır diyor. Ve birbirinizin gizli durumlarını da diyor araştırmayın diyor. Mümin diyor araştırıcı yani kusur araştırıcı değildir diyor. Gündüz, gündüzü ne kapatıyor? Gündüzün bütün hatalarını gece kapatıyor değil mi? Müminin de mümin, müminin hatalarını kapatacak. Ya işte Ahmet Efendi şöyle bir şey yapmış ha sen biliyor musun? Onu başkalarına anlatmak yerine ne yapacağız? Gideceğiz kendisine. Diyor ki bir hata bir şey gördüğünüz zaman onu dilinizde, elinizde. Elimizde düzeltme gücünü bize vermemiş. Devlet düzeltir. Devletin polisi vardır, emniyeti vardır, şunu vardır, bunu vardır. Sen yapabiliyorsan onu yaparsın. Elinle düzeltemediğini diyor, dilinle diyor. Ne, nasıl? Kaba bir dil değil diyor. Bakın. Allah-u Teala Firavun'a kendisine ortak koşan ilah olarak ortaya koyan kişiye Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'a diyor ki ey Harun diyor gidin diyor Firavun'a diyor tatlı bir dille beni anlatın diyor. Beni anlatın tatlı dil olsun diyor. Yumuşak dil olsun diyor. Ola ki döner diyor. Ki Allah bir peygamberi Firavun'a gönderirken tatlı dille konuş, yumuşak dille konuş diyorsa mümin mümine karşı daha da yumuşak olacak. Onun hatalarını örtbas edecek. Belki bir hatası vardır, belki bir günahı vardır, büyük bir günahı vardır. Onu ifşa etmek yerine, çünkü ifşa ortaya koyduğun zaman ya falanca kişi yapıyor da ben niye yapmayayım ya?
O bak o kadar biliyor, yerini biliyor, yurdunu biliyor, oturan insan, oturaklı insan, çok ağır bir insan. Bu hatayı yapıyorsa biz yapmamızda herhangi bir sakınca yoktur diyor. Ne oluyor? Bir reklam yapmış oluyorsun. Ondan dolayı kapatacaksın. Kapattığın gibi onu bir de dilinle düzelteceksin. Bak kardeşim, böyle bir hata gördük, bunu bir daha yapma. Yazıktır, günahtır. Rabbimin rızasına uygun bir iş değildir diyerek güzel bir lisanla, gücümüz yetiyorsa, dilimiz dönüyorsa onu güzel bir şekilde ne yapacağız? Uyarı yapacağız. Peki diyor, birbirinizin diğerine, biriniz diğerinin arkasından da dedikodu yapmasın diyor. En büyük problemimiz zaten bu. Camiye girdiğimiz zaman bakarsın bir de bizzat zaten sandalyede oturanlar bu işi yapıyor. Çünkü neden? Rahat bir şekilde oturuyor ya. 10 dakika önce bir gir, bir bakıyorsun yani çok özür diliyorum kadınlar matinesine dönmüş. Mikrofona vuruyorsun, hacı baba yapma işte diyorsun, camidir diyorsun. Konuştuğun zaman nasıl ateşin odunu kül ettiği gibi senin de ibadetlerin kül oluyor, buraya geliyorsun, zahmet çekiyorsun. Yok bir türlü anlatamıyoruz. Artık bayanları da geçtik yani. Caminin bahçesinde ki diğer yerleri zaten anlatmıyoruz. Herkes kendi hatasına bakacak. Falanca kişi aynı masada oturuyorsun. Şurada oturduğun zaman, buradan Murat kalktığı zaman hemen ben diyorum ki Faruk abi bu Murat var ya, sen böyle olduğuna bakma. Bu neler karıştırıyor? Ya az önce ne kadar güzel yağlı ballıydık. Güzel bir şekilde konuşuyorduk. Ne oldu da birden değişti? Burada da böyle şeyler duyduğunuz zaman eğer yok kardeşim ben böyle şeyleri sevmiyorum. Az önce buradaydı. Niye yüzüne karşı söylemedin de şimdi söylüyorsun dersin. Daha da anlamıyor. Uyarılarda bulunursun. Baktın ki devam ediliyor. O meclisi terk edeceksin. Düzeltemiyorsan terk etmek gerekiyor. Ben üç tane ayet aldım. Birincisi bu ayete yani Allah ve Resulünün getirmiş olduğu hükme mümin erkek ve mümin kadınlar hoşuna gitse de gitmese de mutlaka uyması gerekir diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde diyor ki kim diyor benim sünnetimden yüz çevirirse o benim yolumu terk etmiş demektir. Yolunu terk etmek ne demektir? Ümmetinden çıkmak demektir. Bizden değildir diyor. Şefaatine nail olmayacaksın diyor. Diğer bir hadis-i şerifinde de diyor ki Haşr suresinde zaten söylemişti. Peygamber size neyi getirdiyse onu alın, kabul edin ve uygulamaya koyulun diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sizden biriniz diyor sakın ola ki diyor. Bu zamanı söylüyor. Kıyametin alametlerinden. Sakın ola ki diyor emretmediğim veya nehyettiğim hususlardan birini kendisine ulaşınca emrettiğim bir hususu veya nehyettiğim bir husus kendisine ulaşırsa koltuğuna yaslanarak ya ben bilmiyorum. Biz Allah'ın kitabında ne varsa ona uyarız. Peygamberin sünnetine uymayız dediği zaman o ümmetlikten çıkmıştır. Onun için üç tane ayette birisi namaz kıldığımız zaman Rabbimize muhalefet etmemiş oluyoruz. Rükûmuzu, secdemizi güzel yapmamış olduğumuz zaman. Ondan sonra boş vakitlerimizi daima zikir ve tesbihatlarla Allah'ın yasaklamış olduğu şans oyunlarını oynamadığımız zaman tekrar söylüyorum müminin hiçbir zaman boş vakti yoktur. Beş vakti vardır, namazdır. Bununla meşgul olduğumuz zaman dedikodu yapmadığımız zaman başkalarının hakkında zanla hüküm vermediğimiz zaman ve yine aynı şekilde bir topluluğu ne olursa olsun haline olursa olsun, ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister uzun boylu olsun, ister Kürt olsun, ister Laz olsun, ister Çingene olsun. Ne olursa olsun, ayıplamadığı zaman işte bu ayete muhalefet etmemiş oluyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Amin. Rabbim salih ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim dini mübini İslam'ı güzel bir şekilde yaşamayı ve bu şekilde can vermeyi ahirette de cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.